Selam millet, ben Şefik ve bu da Neversong yeni oyunlardan biri. Daha önce Once Upon a Coma ismiyle tanınıyordu. Sonrasında oyun değişti. Oyun ismi değişti. Belki de bu yüzden ismini ilk defa duymuş olabilirsiniz. İlginç bir hikaye. Aslında çok fazla şey anlatmadan direkt oyuna geçeyim de bu güzelim, duygusal ve ilginç hikayeyi beraber izleyelim. Once upon a time, there was a boy, an orphan without a single toy. His name was Pete. His world was gray until he found a friend one day. It was no normal friend he'd found. She was but the prettiest girl in town. From that day on, the summer bore adventures. Every single morn. Her name was Wren, so young and gay. She even had a small piano she'd play. From sharps and flats to middle C, she taught Pete to play and read. But on one fateful evening, they went looking for some place to play. Pete and Wren stumbled through a door onto an abandoned asylum floor, and from the shadows, a face of white snatched poor Wren out of sight. Pete was not like Wren at all. He was timid, scared, and small. And this was his last farewell, for Pete into a coma fell. Evet. Küçük Pete'i görüyoruz. Kendisi komaya girmiş. Hikayenin girişi baya ilginç. Sunumu da çok iyi. Fark ettiğiniz üzere oyun Türkçe dil desteğine sahip. Hatta o şiirimsi mısraları bile çok güzel kafiyeli bir şekilde çevirmişler. Şimdi biz bir tımarhanede mi uyandık acaba, yoksa evde mi uyandık? S. Kapı açılmadı. Peki devam edelim. Baya ilginç bir oyun bu arada. Hem görsel olarak, görsel tarzı da, şu karakterin yürümesi bile aslında gayet şen yürüyor gibi. Burada asansör. Hafif bir tutorialımsı mı acaba diye bir ağıyla zıplayabildiğimizi öğrendik. Kim oraya olabilir? Bu kimdi acaba? M yazan bir kapı daha açtık. Bir Thomas Brush Serenity Forge oyunu. Etrafta etkileşecek bir şey var mı diye en fazla koltuğa zıplayabiliyoruz. L. Aa, bir daha basılıyormuş. Pek bir şey olmadı. Devam edelim. Eric Coburn tarafından geliştirilmiştir. Güzel. Şu neymiş? Smile. Doktor Smile. Bir portre. Parşömeni Smile adı kazınmış. Smile. Hop. Aynı yere döndük ama saat ve camda birileri belirmiş. Sanırım hala komadayız ve believe. Peki. Bir daha inelim. O kapı açıldı mı? Sanki. Selam benim. Bir dakika, yerde de bir şeyler olmuş burada. Bir tur döndük, buralar tuhaflı. Şurada da var hatta, tavanda. Harfler. Evet, şimdi anladım.
Sanırım o Smile'ın adını bu kapılarda basmamız gerekiyor ama ben galiba ilk kapıyı pas geçtim. O zaman geri dönebilecek miyim bilmiyorum da bu buralar bayağı bir tuhaflaşmış. Aynen Smile yazıyor. Tamam, çözdük olayı. Yalnız saat geri geri hızlanmaya başladı. Ben şuradan kapıyı bir Smile. Bu mumlar ne zaman? Oo, bir dakika, burası bayağı kalabalıklaşmış. Benim bu işi hemen halledip buradan gitmem lazım galiba. Onlar sanki içeri girecekmiş gibi duruyor. Kapıda bir smile yazısı yazalım şu kapılarla. Şuna bir daha neyse bakmayayım. Smile. Yalan diyor ama lie değil. Smile. Evet o ama. Evet, smile yazmamış sadece kapıdan korkunç birinin çıkmasına vesile oldu galiba. Yalnız ortalık karışmadan buradan nasıl çıkacağım? Bir kapı daha var mı? Ya da bir daha geri döndüğümüzde belki. Yaptım doktor. Buradan yine aşağı inelim. Evet. Smile işe yaradı burada. Hareket edemiyorum. Ve Neversong oyunun ismi girdi. Evet, küçük bir bulmacayı 3. turda çözdüm. Acaba birkaç tur daha çözmesem başıma ne gelecekti onu merak ediyorum orada. Ve yeniden uyandık. Çocuk kendine geldi. Burada bir şey yok. Bu neymiş? Piyano. Herhalde burada bir şey çalacağız ama ne zaman çalacağız bilmiyorum. Boş bir şömine. Oyunu burada kaydediyoruz. Hemen kaydedelim. Ateş de yandı. Demek ki şömine... fotoğrafımız var. Booty Band dostları 1952. Bir de geçmişte geçiyormuş oyun. Vazoyu kırdım. Bu neymiş? Tozlu paspasın. Ren'in ebeveynleri çok nazik. Burada yatmak o eski itibarında yatmaktan çok daha iyi. Evet, burada oyun da oynayabiliyoruz. Ben bunları devireyim ya. Sanki böyle bir şey çıkacak gibi geldi bana oradan ama. Dışarı çıkalım. Yalnız ne güzel bir şeyi var oyunun. Tarzı var. Burası neymiş? Bir şey yapılıyor mu burada? Müzik falan da. Bir anda neşelendi oyun. Red Wing köyü. Şuna vurabiliyorum ama pek bir şey yapamıyorum. Kapıya tebeşirle bir şey yazılmış. Okuyalım. Bu otel artık Booty Bum çetesinin özel mülküdür. Yeni adı Booty Bum lokal oldu ve bu da size kapak olsun. Herhalde burası kapanmış. Çocuklar burayı devralmış. Funky. Senin saçlarının olmuş öyle ya. 1002, 1003. Selam. 1 milyar kez zıplamaya çalışıyorum Pete. Bol şans. Peki neden? Same reason growing my hair out to 1.73 meters will make me feel like a god. Evet, buradaki tek normal çocuk biz değiliz demek ki. Başka normal çocuklar da var John gibi. O neden? My therapist asked me the same stupid questions. Mind your... So, can I help you? 1050. Evet, Ren nerede? Considering you're the reason everyone's parents have been missing all summer, I'd keep questions like that on the down low. Nasıl yani? I mean, you fainted in terror as Ren was kidnapped. So the grown-ups went to Black Fork Asylum to try and find her. Tamam, olayın o kısmı doğru. Biz hala komada mıyız? Ve uyandık mı acaba şu an? Bence hala bir hayal dünyasında olabiliriz. Emin değilim. They haven't been back since. It's all right, buddy. Just be careful asking stupid questions. After I finish counting, of course. Evet, ilginç. Değerli taştan yapılmış bir asma kilit de kilitlenmiş. Bunu da herhalde bir noktada açacağız. Şunu da devireyim. Şurada da varmış. Bizim sorularımız yüzünden olmadığı kesin. Bir de o canımız arkadaşımız nereye kaçırıldı onu da merak ediyorum. Bunların hepsi kilitli. Bunların hepsine gireceğiz. Şunları da devireyim. Açık kapı buldum.
Reading Berber Salonu. Aynaya bir mesaj karalanmış. Okuyalım. C, G, C, G, B. Piyanoda da harfler vardı değil mi? Evet. C, G, C, G, B. Şarkımızı hatırla Pete. Ren. Aa. Nasıl gelmiş bu buraya? C, G, C, G, B. Bir nota kaptım. Aa. Beş parçadan oluşan bir şarkı. C, G, C, G, B. Aşk şarkısıymış. Bunu bir deneriz. Şunu da devirelim. Aha bir çocuk daha. Merhaba. You're finally awake. My heart is full. Ben ne zamandır uyuyorum ya? I was about to adventure out to the Spiderian sewer to look for the grown-ups. I'll admit my tummy is filled with little butterflies. Örümcekli lağım mı? That coma must have given you a serious case of retrograde amnesia. The Spiderian sewer was our favorite spot last summer. Me, you, Ren, everyone. Anyways, doğru. I think a grown-up might be down there. I heard him screaming. Bunu da soralım Ren nerede diye. Golly, you don't want to know what I think, my curious friend. Nasıl yani? If you must know, it is my belief that, well, evet. That your girlfriend is likely öldü mü? Dead. Skips a beat just thinking the dreadful thought. Kaçırıldı mı öldü mü? Bu öldüğünü düşünüyor. Her epilepsy hasn't been great lately, Pete. Without her medication, I'm not sure how long she'll last. Yardım isteyelim. I'd help you find her, but I gotta go check out the Spiderian sewer first. Ha, önce biz sana yardım edeceğiz. Peki. Ekranda yazana göre adı N. Beni güldür diye bir şarkı çalıyormuş ama şarkı seçemiyoruz. Peki. Örümcekli lağım için yardım istedi. CG, CG, B'ydi değil mi? Ben eve gideyim de şu müziği çalayım bir saniye. Ama önce şu vazoyu da kırmak istiyorum. Kırabiliyor muyum? Tabii ki kırabiliyorum. İşte bu. Buraya girebiliyor muyuz? İçeriden kilitlenmiş. Aa, buradan da gidebiliyoruz. Yeni bir arkadaş. Chat. Ne haber? We honestly didn't think you'd make it out of your coma, bro. Komayı da bilmiyoruz ki ne koması. It's been a while since you were awake. You really don't remember what happened? Hayır. Well, I'm glad you're back. Too bad about Ren, though. Acaba bu ne düşünüyor Ren'in olduğu konusunda? I mean, apparently she was like kidnapped right in front of your face, bro. The kids are saying you got so scared you went into a coma. Aynen, başta anlatılan hikaye buydu. Don't worry, nobody's judging. You were just too chicken to take care of her. The slug wasn't worth it to you. I get it. Kötekçi ne demek ya? Ren's nickname? We all call her the slug. Allah Allah, kötekçi. It started as the Red Wind Slugger, you know, because of her epic baseball bat. You've forgotten a lot, haven't you, bro? Aynen. Sopası derken efsane sopası. Ha, bir beyzbol sopası gibi bir şey vardı o fotoğrafta. Not sure where she hid it though. Evet. Bir de bu çıktı. Bak şu yukarıda çıkmak istiyorum ama bence o ipe tutunup zıplayabileceğimiz bir anda gelecek ama önce ben gidip şu CG CGB'yi bir çalayım. Bir de sopadan bahsediliyor. Evet, bayağı ilginç bir oyun ve gittikçe ilginç hale gelecek herhalde. Fotoğrafa baktı. Kaydetmeye gerek yok. Şu müziği de bir çalalım. C, G, C, G, B. Evet. Gizli bir kapı açıyormuş meğerse bu. Redding köteği. Ha, kötekçi dediği bu sopanın adı kötek. Redding çatlak deri kabzalı eski beyzbol sopası güzel bir dayak için. Yanıp tutuşuyor. Aa, artık ortalığı dağıtabilirim. Burada bir kaydedeyim o zaman. Bu sopayla şimdi o çocukları dövebilirim yani. Şu aynada bir şey yapılmıyor mu ya? Otları falan temizleyebiliyorum. Evi temizleyeyim bari. Bak tertemiz oldu. Çıkalım şimdi sopayla gezelim bir de. Aa bir dakika, buna vuruluyor mu? Yok. Şunu ben gördüm mü demin? Ha yok, tamam, onda da bir sorun yok. Bir de sola gidelim bari. Şunlara vurabiliyor muyum? Yok.
Şemsiye. Acaba bir şemsiye bulacağız da bu rüzgar sayesinde, havalandırma sayesinde salınacak mıyız? Öyle de bir detay olabilir. Red Wing Park. Müzik değişti yalnız burada. Burada da bir puzzle olabilir. Bence bu sesleri dinlemek lazım. Kesin bunun bir sırası var ya. Kesin. Ve muhtemelen buradan kayıp gittiğimizde de acaba böyle bir şeyle kayıp aşağı öbür tarafa uçacakmışız gibi geliyor. Ben tekrar şu bizimkilerin yanına bir gideyim. Bir de en sağa gittim hatırlamıyorum. Oradan bilgiyi aldıktan sonra direkt döndüm. Şimdi bir gezelim bakalım. Etrafı döve döve, etrafta hiçbir şey bırakmıyor. Seni dövebiliyor muyum? Yok. Hala sayıyor çocuk ya. Bir şey yok. Seninle konuşmuştuk zaten ve sen hala saymaya devam ediyorsun. Aferin sana. Buraya giremiyorduk. Yukarıdaki çocuğu şimdi sopayla gidip kötekçi diyorlarmış. Dövebilirim. Aa, vurarak da kırabiliyorum. Bir kilitli yer daha. Aa, buradan geçmek için bu sopa ihtiyacım varmış. Tabi o kadar sağa gitmedim demin. Bakalım şimdi önüme ne çıkacak? Park var. Köy de sanırım Red Wing miydi? Köyümüz var. Bir sonraki yer. Köy girişi burasıymış. Çayıra geldik. Kuş benimle mi konuşuyor? Evet. Ne var ne yok? Sesin üzgün gibi çıkıyor. Nasıl ya? Ren'i nasıl gördün? A man carried her down into the Spiderian sewer. Hayda. Without her medication, I don't see her lasting much longer. Hadi gidelim. Okay. Quick, use that bat to get me out of this cage. I'm getting a little claustrophobic in here. Tamam ya. Nice attitude, really. The grown-ups are missing and your best friend is kidnapped and you're acting like a spoiled rich kid. Okay. Al. Kurtardım seni. Hadi gel. Örümcekli lağım denen yer burası herhalde. İçeri girelim o zaman. Aa yok, şömineymiş burası. Burada da kaydettim. Ben bu Nil lağımı girişi diye düşündüm ki. Bir kapı gibi gözüküyordu ama evet, şöminenin aynısıymış. Bir kalp atışı. Bunlardan 100 tane toplarsan bir kalbin daha olur. Ha, 4 tane kalbimiz var. Aa. Aa, vurdu. Ama kalbi geri aldım. Sen kimsin dostum? Görüyorum, ben de seni görüyorum, evet görüyorum. Ren'i gördün mü? Onu söyle sen bana. Tabii ki bunda bir sorun var. Hayda. Just kidding. Yeah, Ren taught me how to get on these egg things. She just never taught me how to get down. Still trying to work that out. Bir dakika, benim hedefim de onların üstüne çıkmak, bir yerlere ulaşmak için. Bana onu öğretebilir mi acaba bu? Yep. Ren was a parkour legend, dude. She made these sexy magnetic gloves. Really helps me grip these eggs. I call them gomboisa grips. Güzel. I think she might have another pair somewhere in her house. Anyways, dude, once I figure out how to get down, John and I are heading to the cemetery. Meet us there if you want to help find his dad. Tamam. Demek ki evde birkaç şey daha bulacağız. Bu neymiş ya? Koma kartı. Hmm.
Red Wing'de bunlar revaçtaymış. Kıyafet değiştirmek için bunlardan toplayıp takmayı unutma. Peki. Onu da alalım. Bayağı bir kartı var. Bizim ilk bulduğumuz bu oldu. Bandana takmak için tak. Gomboysa parkur sporu yaptığı için kendini bir şey sanır. Ama çok iyi çocuktur. Niyeyse çok iyi diyesim geldi. O yüzden önemli değil. Aa vallahi taktım. Güzel. Ve bu kim? Hey puke face. Get over here and help me. I'm stuck. Nasıl oldu bu? Isn't it obvious puke? I have hypoinflammatory disorder. I inflate randomly. O ne demek ya? Durup dururken şişiyorum. Give me my sewing needle, puke fart. My mom gave it to me for emergency poppage for just such a thing. Nasıl bir şey bu ya? Bunu iğneyle patlatacağız kurtulsun diye. Nerede peki? Those little turds, the spiders, snatched it right out of my pocket and ran up a tree. Tamam, bir de örümcek derdi çıktı. Dur şu etrafı da bir temizleyeyim. Sana bir iğne bulalım da oradan kurtaralım. Hep böyle temizleyesim var. Aha örümcek. Yalnız ben ona vurduğumda o da bana mı vuruyor? Neyse geri alabiliyorum ama. Galiba değmezsem sorun olmaz. Değdiğimde bir sorun yaşıyorum. Orada da bir vazo var ama daha ben oralara çıkmayı bilmiyorum. Halledeceğiz. Yukarıda Allah. Niyeyse görmemişim bunu. Güzel. İğne bunlardan birinden mi çıkacak acaba? Çocuğun iğnesini niye alıyorsunuz? Patlaması lazım onun. Aha burada galiba. Check it out in the tree. Is that Simeon's sewing needle? Git al bakayım. Ha, sen aldın. Burası neymiş? Ren's favorite spot. Oradan bence ben karşıya geçemem. Burada da yapacak bir şey kalmadı. Ren'in de favori yeriymiş. Üzdü. Şimdi hem onu arıyoruz. Hem şu lağıma girmemiz gerekiyor. Bir de her yer örümcek dolu. Oradan da aşağı atlayasım vardı ama önce çocuğu bir kurtarayım ben ya. Aha bir dakika bu patlıyor mu? Yok. Bunun da bir olayı var kesin. Geldim seni kurtarmaya geldim. Yalnız yardım eden birine çok kibar davranmıyorsun. Seni kurtarmak istemiyorum aslında ama al. Al sana. Go, go, go! Sapla. Ya aşağı düştü. Ve ben de peşinden atladım. Çok mantıklı. Sanırım burası örümcekli mağara olabilir. Ya pardon, lağım olabilir. Çocuk lağıma düştüğüne göre ben de peşinden lağımın kapağını açıp... Ya bu yine şişmiş. O ne ya? Çocuğu kurtaracaktım ben ve orası kapandı. Oo bir dakika. Şu büyük olan bir... Neyse... Aa! Buralar pek sağlıklı yerler değilmiş. Eyvah bir şey yaptım. Kapı açmışım ya çok da bir şey değilmiş. Peki oraya nasıl gireceğim? Bu otobüsün burada ne işi var ayrıca? Tersten gitmeyi deneyeyim. Bu
Bunu kırmamam gerekiyor olabilir mi ya? Evet, yukarı çıkmayı da öğrendim. Ama aşağıda çocuğa yardım edemedim. Çocuk gitti. Bence benim hemen bunu birine anlatmam lazım. Anlatabiliyorsam hemen anlatayım. Geri döndüm. Çünkü orada yardıma ihtiyacım olabilir. Abi örümcekler çıkmış her yerden ya. Şunu da alalım. Buna söyleyebiliyor muyuz? Parkour. Evet. Wait a second. I just realized something. Are we friends? I never really knew. Arkadaşız tabii. We were only friends because Ren was around. I'll be honest. Now that she's not around, I don't really know you. What's your favorite color? Like, if you had to choose between red, blue and yellow, which would you choose? Favori rengim. Bu üçü de benim favori rengim değil ama sarı diyeceğim. Yellow is garbage. Reminds me of garbage. I don't know if we can be friends because you like garbage. Hayda. Renk yüzünden arkadaşlık şeyini reddetti ya. Parkour, parkour, parkour. Woo! You're the best, Pete. Aynen öyle. Seninle bir daha konuşabiliyor muyuz? Parkour. Wait a second. I just realized something. Are we friends? Evet. Dur, renk değiştireceğim. Ren was around. Now that she's not around, I don't really know. What's your favorite color? Like, if you had to choose between red, blue and yellow. Kırmızıya ne dersin? Red is boring. Yeah. I don't know if we can be friends, red boy. Parkour, parkour, parkour. Woo! You're the best. Bence şansımı bir daha deneyeceğim çünkü bu bütün renklere mi olumsuz bakıyor, merak ettim. Arkadaşız. Dur bakayım. Maviye de bir şey takacak kesin. Red, blue and yellow. What blue is depressing. I can't like you because you're depressing. It's hard to like depressed people. Parkour, parkour, parkour. Bence bu bayağı benimle arkadaş olmak istemiyor. Ben burada komadan çıkmışım. Böyle mi davranılır bana? Hiç hoş değil. Hemen bir kaydedelim. Acaba bu olayı birine anlatabiliyor muyum diye geri dönüyorum. Bunlar bir daha mı çıktı ya? Yoksa ben bunları kırmadım mı? Neyse, bir köye geri dönelim. Belki bu olayı anlatabileceğimiz biri vardır. Yoksa o lağıma tekrar girmem gerekiyor. Gerçi lağıma girdiğime göre lağıma girmek isteyen çocuğu, yardım isteyen biri vardı. Ona gidip bunu anlatabilirim diye düşünüyorum. Ama bu kasabada işler böyle mi yürüyor bilmiyorum. Şuraya gidelim. Bunu açamıyorduk değil mi? Bu kilitliydi. Peki. Yok, sen değildin yardım edeceğim çocuk. Burası da değildi. Bir sonraki yerdeki alt kapıydı. Aynen. Ben gidip bir çocuğa söyleyeyim bakayım içeri girebildiğimi. Dostum. Can I help you, Peach? Evet, bu farklı bir cevap vermedi bana. Bu değil miydi ya yardım edeceğim çocuk? Şu yukarıdakiyle bir daha konuşayım. Gördüklerimi anlatmam lazım. Niye kimse beni sallamıyor burada? Hey, what's up? Sen ne yapıyorsun? Oh, nothing. Just thinking about my parents. I miss them. Yeah, they've been missing a while. You ever heard of the Booty Bum Water Tower? Su kulesi nerede ki? Dude, you're like ghost white. I don't think you can handle it. No way, dude. This story isn't for kids. It's for big boys. Ben senden büyüğüm. I'm like a zillion years older. Plus, my dad said I was his big boy and he could beat up your dad. Benim babam senin babanı dövere geldi konu. Now I miss my dad. Bence buradaki depresyondaki tek kişi ben değilim. Sen hala sayıyor musun? Ama sorun var. You're the one who was there, dude. I told you, bud. You fainted, she's gone, and now all the grown-ups are looking for her. Başka? Well, I mean, do you really want to know what I think? Evet. I think she's done for. Nasıl yani? How do you not know this? You're like not a great boyfriend. I gotta get back to jumping. Ya hiç yardımcı olmuyorsunuz ama ya. Ve ben buradan içeri giremiyorum değil mi hala? Kırarak falan da. İlginç. Hepinizi arkadaşım sanıyordum ama değil misiniz? Ben eve geri gidiyorum.
buraları da temizlemiştim. Bir kayıt da burada alayım. Ve müzik odama geri döneyim. Muhtemelen ben yeni notalar bulduğumda burada belki yeni eşyalara da erişeceğim diye düşünüyorum. Ama bu ilginç oyunu, bu giriş kısmını size bir gösterdim, yaklaşık yarım saat size bırakıyorum. Çünkü hani hikaye odaklı bir oyunken çok da sürprizi bozmak istemiyorum. Eğer böyle oyun hoşunuza gittiyse ve hikaye de hoşunuza gittiyse oyunu Steam'den satın alabilirsiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. Ve bu güzel hikayeyi tamamen size bırakıyorum. Videoyu da sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.